Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Fusion derslerimin 28. videosuna hoş geldiniz. Bu video dersimde de sizlere 3 boyutlu çizim komutlarından Loft komutunu anlatmaya çalışacağım. Loft komutunu ekrandaki tanıma da bakarsak arkadaşlar, en az 2 düzlem üzerine çizilmiş skeçlerin birleştirilmesiyle elde edilen katılardır. Şimdi sizlerle birlikte Loft komutunu küçük uygulamalarla öğrenmeye çalışalım. Öncelikle Create Sketch ile yatay düzlemi seçerek yeni bir çizim oluşturuyorum. Dikdörtgen komutumu aldım. Özellik olarak da Center Rectangle'ı seçerek merkezi bir dikdörtgen çiziyorum. Bu ilk düzlem üzerindeki skeçimiz. Tamamlıyorum. Finish sketch diyorum. İkinci bir düzleme ve skeçe ihtiyacım var. Bu skeçimi seçtim yüzeyini. Yukarıdan Construct'tan Offset Plane'le yeni bir düzlem oluşturuyorum. Örneğin 40 mm yukarıda yeni bir düzlem oluşturdum. Bu düzleme bir defa tıkladım. Sağ tuşa bastım. Create Sketch'te yeni bir çizim açtım. İkinci çizeceğim arkadaşlar daire olacak. Circle komutunu aldım. Şöyle 35 çapında bir daireydi. Buraya çizdim. Finish Sketch dediğimde en az 2 düzlem demiştik. 2 düzlemde 2 ayrı sketch'imiz, profilimiz mevcut. Şimdi Create'in altından Loft komutunu çalıştırabiliriz. Loft komut penceresine baktığımızda üst kısımda profilleri seçmemiz istenmekte. Profillere istediğiniz yerden tıklamanız mümkün. SolidWorks olduğu gibi kenarlardan tıklarsanız farklı işlemler yapmıyor. Bu profile tıkladım. Bu profile tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi çizimimiz ya da katımız oluşmakta. Burada arkadaşlar Loft Inputs dediğimiz loft'ta oluşturan noktalar var. Diğer programlarda hatırlarsınız bu noktalarla oynadığınızda profillerin katı oluştururken oluşan katının şeklini, geometrisini değiştirebiliyorsunuz. Eğildiğini, büküldüğünü buradan görebiliyorsunuz. Cancel dedim. Tekrar Loft komutunu çalıştıralım. Profillerimi seçtim. Oluşturdum. Aynı zamanda buradan Connected bağlantı kısmını, Direction yön kısmını yaparsanız görmüş olduğunuz gibi oluşacak geometrinizde farklı bir şekil alacaktır. Yine ikinci profilimiz için direction'ı seçtiğimizde buradaki açıyla, yapıyla oynamak ile arkadaşlar profilin oluşan geometriniz farklı şekillere gelecektir. Evet, bunun dışında yine Loft komutunu SolidWorks programından farklı olarak da Loft ve Loft Cut diye ikiye ayırıyorduk SolidWorks'te. Burada Fusion 360'da tek komut altında Cut işlemini de yapabilmektesiniz. Şimdi şu şekilde onaylayalım ve Cut'ımızı ortaya çıkartmış olalım. Bu aşamada isterseniz Loft Cut'ı da hemen uygulayalım. Tekrar Create Sketch diyorum. Yatay düzlemi seçtim. Yine tabana dikdörtgen komutuyla şu şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Finish sketch dedim. O yüzeyi seçtim. Yine sağ tuş create sketch diyorum. Yine buraya da daire komutuyla bir daire çiziyorum. Ve finish sketch dediğimde iki profilimiz yine oluşacak. Bu kesme işlemini yapabilmek için body altından ilk gövdemizin görünürlüğünü kapatıyorum. Create'in altından loft'a geldim. Yine
yüzeyleri seçtim. Kat işlemi yaptım. Tabii ki burada bir hata verecek ama body'mizi görünür hale getirdiğimizde şu an bir kesme işlemini de loft cut ile yapabilmekteyiz. Yine buradan inspect'in altından section analize geldiğimizde iç yapısını da şu şekilde arkadaşlar görebilmekteyiz. Şimdi loft anlamak için başka bir örnek yapacağız arkadaşlar. Yeni bir sayfa açtım. Yine create sketch diyorum. Yine tabanı bir dikdörtgen çizeceğim. Finish sketch diyorum. Yine bu yüzeyi seçtim. Construct'tan offset plane'ine yeni bir düzlem oluşturuyorum. Bu düzlemi seçtim. Sağ tuşa bastım. Create sketch diyorum. Buraya yine bir daire çizdim. Şimdi tabii ki göstereceğim şey loft'un farklı bir özelliği. Benim bir de SolidWorks'te guide dediğimiz kılavuz çizgileri kullanmak. Yani yardımcı çizgileri kullanmak. Önce yardımcı çizgi oluşturabilmek için create sketch diyorum. Örneğin bu yan yüzeyi seçim için seçtim. İzometrik olarak bakıyorum. Şöyle bir özelliği kullanabilirim buradan. İki boyutlu çizimlerin altından, create'den. Project kısmından arkadaşlar. Intersect'i seçiyorum. Ve dikkat etmiş olduğunuz gibi çizimlerimi seçtiğimde burada bağlantı noktalarını bana kesişim olarak göstermekte. Okey dedim. Şimdi bu aşamada spline komutumu alıyorum. Bu kesişim noktasına bir spline ekliyorum. Hatta bu spline'da da şöyle bakalım. Üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Insert spline fit point bir nokta ekleyebilirim. Bu noktayı da biraz farklı biçimde çekiştirebilirim. Örneğin şu pozisyonda olsun kılavuz çizgimiz. Finish sketch diyorum. Ne var loft'ta bunda? İki profil dışında bir de kılavuz çizgimiz var. Loft komutunu çalıştırıyorum. Bu yüzey. Tabi burada arkadaşlar seçim fazla oldu. Tekrar çalıştırdım loft komutunu. Bu yüzeyimiz. Klasik bir loft. Alttaki raise, ray kısmına geldiğimizde ise bu kısmı buradaki artıya basarak bu kılavuz çizgiyi ya da kılavuz eğriyi gösterdiğimizde profilimiz buna göre bir şekil alacaktır. İsterseniz bunu buradan tekrar gösterelim. Evet, kılavuz çizgimiz bu şekilde oluşan objenin yapısını değiştirecektir. Bu tarafa da bir kılavuz çizgi kullanmanız mümkün. Buradaki artıya basarak ikinci kılavuz çizgisini oluşturmanız mümkün. Yine başka bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi tekrar create sketch diyorum. Bu yan yüzeye dikdörtgen ile dikdörtgen komutuyla bir dikdörtgen çiziyorum. Finish sketch dedim. Tekrar create sketch diyorum. Bunda diğer yan yüzeyi kullanıp farklı bir geometri oluşturmak istiyorum. Line komutunu aldım. Şu şekilde bir nevi yol, path görev yapan bir çizim oluşturuyorum. Buradaki kenarlara fillet'la örneğin 15 mm'lik bir radius uyguluyorum. Bu uca yeni bir düzlem açmam lazım. Bunun için construct altında plane along path'i seçiyorum ve bu uç noktayı seçtiğimde burası 1 olması lazım uç için. OK dediğimde yeni bir düzlem oluşturuyorum.
Bu düzleme tıkladım. Sağ tuşa bastım. Create Sketch diyorum. Ve yeni bir çizim oluşturuyorum. Buraya da arkadaşlar, örneğin rastgele çaplı bir daire çizdim. Tekrar finishledim. Şu şekilde bir geometrimiz var. Hangi özelliğini göstereceğimi şimdi anlayacaksınız. Create dedim. Loft komutunu çalıştırıyorum. Önce profil için bu profili seçiyorum. Loft komutunu oluşturuyorum. Ben buradaki çizdiğim yola göre bu profilin şekil katının oluşmasını istiyorum. Bunun için raise kısmına geldim. Artı dedim. Bu yolu çizdiğimde işlev yapılmadığını görüyorum. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Guide tipte raise right tipi var. Bir de centerline görevi var. Biz bu aşamada centerline özelliğini kullanmamız lazım. Yani bu çizgiyi centerline gibi kabul ettirirse bu geometri görmüş olduğunuz gibi oluşacaktır. Bu şekilde de bir katı oluşturma işlemini yapabiliyoruz. Videomuz biraz uzun olacak ama son olarak şu örneği yapmak istiyorum arkadaşlar. Create Sketch dedim. Yatay düzlemi seçtim. Create'in altından elips komutuyla şu şekilde bir elips çizdim. Finish Sketch diyorum. Tekrar bu yüzeyi seçtim. Construct altından Offset Plane diyorum. Örneğin 30 mm yukarıda yeni bir düzlem oluşturdum. Bu yüzeye Create Sketch deyip çizim açıyorum. Şöyle yandan göstermek istiyorum arkadaşlar. Create'in altından yine Project kısmından Project'i seçiyorum. Bu kenarları seçip yeni düzleme yansıtabiliyorum. Tekrar bu yüzeyi seçtim. Construct altında Offset Plane diyorum. Örneğin bunda da 20 mm yukarıda bir düzlem oluşturdum. Tekrar Create Sketch'te bu düzleme bir çizim açıyorum. Burada da yine elips komutunun boyutlarını küçülterek bir elips oluşturdum. Son kez bu yüzeyi seçiyorum. Offset Plane diyorum. Seçemedim. Burada da 10 mm yukarıda olsun. Buraya da Create Sketch'te bir çizim açtım. Yine 3 boyutlu ortamda göstereyim. Create'in altında Project. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir çizim yapıyorum. Şimdi kılavuz çizgide oluşturalım ve çizimimizi tamamlayalım. Tekrar Create Sketch diyorum. Bunda bu yan yüzeyi seçtim arkadaşlar. Galiba yatay yüzeyi seçtik. Tekrar düzeltelim. Şu yüzeyi seçelim. Şimdi oldu arkadaşlar. Bunun için yine Create'in altından, Project'in altından Intersect'i seçiyorum. Bu elipsi, bu elipsi, bu elipsi, bu elipsi seçerek şuradaki kesişim noktalarını oluşturuyorum. Intersect'e OK dedim. Spline eğrimi aldım arkadaşlar. Bu 3-4 noktayı birleştirmiş oldum. Finish Sketch dediğimde 4 profilim var ve bir kılavuz eğrim var. Bu oluşturalım. Create Loft komutunu çalıştırdım. Bu yüzey, bu yüzey, bu yüzey, bu yüzey. Şu aşamada loftta bir katı oluşturduk. Ve Raise kılavuz eğrimler kısmında artıya basarak arkadaşlar şu kılavuz eğrimi gösterip çizimimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Böylece farklı objeler oluşturabiliyoruz loft komutuyla. Evet, böylece loft komutunun temel özelliklerini örnekler üzerinde size göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomda loft komutuyla güzel bir örnek çözeceğiz. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.